Üçgenin ikizkenar olduğunu söylediğine göre 180'den 124'ü çıkarırsın. Geriye 56 kaldı dersin. İkizkenar olduğu için 56'yı iki eşit parçaya böler, 28 28 yazarsın. Şimdi aşağıya insem. 28'leri yerine yazsam uygun düşer mi? Evet. Mesela bu mavi üçgende 28 28 koyabilirim buralarına. Peki x açısı çok tuhaf bir yerde duruyor. Cevap kaç olabilir acaba? E hocam 28'i bulmuşken 28'in yarısı 14 şıklarda var. İşaretlesek doğru olur mu acaba? Doğru olur ama onun yarısı olduğu için cevap 14 olmuyor. Onun bir açıklaması var. Onun açıklamasını sorunun sonunda kalırsan göstereceğim. Çok güzel bir çözüm yöntemi var. Şimdi soruya bakacak olursak, dönecek olursak şimdi bu üçgenin bu taban kenarı yani şurası kadar olan bu uzunluk doğru mu? Nereden dolayı? Ortadaki üçgenden dolayı. Bu üçgenin de aynı uzunluk kadar buradaki nereden dolayı yine şuradaki uzunluk buraya bu mavi üçgenden dolayı var. Yani bir iki üçgenin e, ayrı ayrı taban kenarlarının eşitliğinden ikiz kenar üçgen var. 28, 180'den çıkarılırsa geriye ne kalır? 158 kalır. 152 kalır. 152'yi iki eşit parçaya bölersem 76, 76 yazabilirim. Yani buranın tamamının 76 olduğunu söylüyorum ben öyle mi? Öyle şuradaki kenar. Şuradan başlayalım. Bu kenar. Bu kenara eşit midir? Eşittir. Neden eşittir? Çünkü şu uzunluk. Bu uzunluğun aynısıdır. Evet. Aynı üçgenden burada da vardır. Bunun da taban kenarı aynıdır. Ve 28 derecelik açı ortadaki mavi üçgende de aynı şekilde burada 28 olarak vardır. 28, 28. Üçgenin ikiz kenarlığı var. Açı ortadan ikiye bölünmüş. Bizim yaki diye bir kısaltmamız vardı. Yaki kısaltmasına göre ikisi varsa hepsi vardı. İkiz kenarlık var. Bak 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 bak. İkiz kenarlık var. Açı ortadan ikiye bölündüğü için açı ortay var. İkisi varsa hepsi var dedim. O zaman geriye kalan yükseklik ve kenar ortay gelebilir. Yükseklik geldiği an bu iş bitmiştir. Bu üçgenin iç açıdan göre 180'e gideceksek x'e 14 derece kalır. Bu iş bu kadar net bir iş aslında. Ha ne dedim? Bir tane çok basit bir yöntem var dedim. 28'i bulur bulmaz 28'in yarısı 14 cevap oluyor ama neden oluyor açıklayacağım dedim. Gel açıklayayım ben sana. Şimdi C noktasından çıkmış birinci uzunluk. C noktasından çıkmış ikinci uzunluk. Hop üçüncü uzunluk. Bunların hepsinin eşit uzunlukta olması ve 3 tane olması aklına aklına çemberi getirdiyse bravo sana. Çünkü en az 3 uzunluk tek noktada toplanıyorsa 3'ten aşağı olması gerekmez. Şey Özür dilerim yani 3'ten aşağıya kabul görmez ama 3 ve daha fazlası için çemberi çizebilirsin. Benim çemberim şöyle gelsin buraya otursun. C merkez olacak şekilde oturması gerekiyor. Dizgi işi yapan arkadaşları tebrik ederim. Gerçekten sağlam çalışmışlar. Yani bence gayet güzel oturdu. E şimdi buradan nereye gideriz? Bak şimdi bunların bir tanesinin taban açısı 28 değil miydi? 28, 28, 28 hepsi 28 bunların. Ben buradan şöyle gitmeyi planlıyorum. Burası 28 ise çemberde açı kuralına göre bu 28'i gören yay merkezdeki açı olunca bak merkezde olunca aynısıydı karıştırma olmasın. Merkez aynısını görüyordu 28. Şimdi 28'i gören x 28'in yarısıdır. Çünkü çemberin yayı yani çizimi üzerindedir. Çizim üzerindeki açılar çevre üzerindeki açılar gördüğünün yarısını alır. 28'in yarısını alır, 14 gelir. Yani cevabın 14 olduğunu bu şekilde de söyleyebiliriz. Unutma, 3 ya da daha fazla uzunluk bu şekilde tek noktada C gibi bir noktada toplanırsa çember aklına getirebilirsin. Birim karelerden oluşan şekil verilmiştir. ABC noktaları birleştirildi. Tamam, üçgen yapıldı. Şöyle geldim. ABC üçgenini kurdum. Bana diyor ki AC kenarına ait kenar ortay. Şimdi AC kenarı neresi? Burası. Buraya ait bir kenar ortay. Bunu ikiye bölmelidir. E hocam bu çubuk çaprazdır. Çapraz çubuğun ortasını bulmak zordur. Ben bunun ortasını nasıl bulayım? Çok basit bir yöntemim var. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'nın ortası 3 değil mi? Yani burayı 3, 3 ortalasan, şuradan tutsan, karşıya gitsen. Thales ne diyordu? Paralel aralıkta oranlıyım diyordu. Oran oran vardır diyordu. Birebir oran var. Üçü üç eşitse bunlar da birebir olurlar. Birebir olurlar. Yani bu buna kesinlikle eşittir. Yani sen kenar ortay çizersen buraya gitmek zorundasın. Bu kırmızı senin kenar ortayın. Kırmızı ol. Evet oldu. Çok iyiyim gördüğün gibi. E kenar ortay çizdiğime göre sarıdan geçtim mi? Hayır. Yeşilden, griden, pembeden hayır. Maviden evet. Yani maviden geçtiğime göre B noktasından geçer diyebilirim. Şimdi bu tahterevalli bir inmiş bir çıkmış mı? Evet bir inmiş bir çıkmış. Şöyle kırmızı çubuğu tuttum. Ben bu kırmızı çubuğu bu şekilde döndürmeye başlıyorum şimdi. Bu döndürme esnasında eğer dönme merkezi burasıysa bu çubuk döndüğü yere kadar nereye kadar giderse gitsin buna eşittir bu da buna eşittir. Yani tahterevalli yerin dibine girecek değil böyle bir şey yok tabii ki de. Ben sana bu inme ve çıkmalarda kolların boylarının değişmeyeceğini anlatmaya çalıştım. Umarım anlamışsındır. Yani üstteki pozisyonu tam olarak burada canlandırmalıyız seninle beraber. Şöyle yapmalıyız. Evet tam olarak böyle. Şimdi bu bu şekilde bu destek noktasından itibaren yukarı aşağı yukarı aşağı boyunu değiştirmeden gelecektir. Boyunu değiştirmediği için tam hizalanmak zorundadır bunlar. Benim hizalayamadığıma sen bakma şöyle bir hile yapayım bu işi çözeyim. E şimdi burası kaçmış? 120'miş. Nereden biliyorum? A da buradan biliyorum. 40 var mı? Var. Ne buldum? Ne buldum? Evet gösteriyorum. Ne buldum? Kelebek buldum değil mi? Kelebeğe göre 40 varsa 120 varsa kaç katı? 3 katı. O zaman 3 katı kanatlar varken K dersem 3K diyeceğim değil mi? Tamam. Kelebeğimi de gösterdiğime göre her şey çok güzel oldu. Şimdi temel orantı. Ne yaptık? 1 bölü 4 bulduk değil mi? Temel orantıyı şöyle yapmıyor muyduk? Hemen soruyu buraya alalım. Buradan sonrasını burada yapalım. Burası K, burası 3K. Nereden buldun? Kelebekten buldun. Şurası X, burası 120. Çat çat. Bunun bunun oranı K bölü 4K eşit olur. Paralellerin oranı X bölü 120'ye. K'ler oradan çöpe gider. İçler dışlar 4X 120. X eşittir 30 yapacak. 30 yapacak. Çok tatlı. 10 numara soru. Yani tabi bu şekilde yapmayabilirdik ama bu çözüm yöntemi bu soru için en güzel yöntem olur diyebilirim. Sen Yaki'den kurtulabileceğini mi sandın? Bölüm tekrar sorularına geçtin diye Yaki bitti mi sandın? Ne diyordu Yaki sana? Dört maddeden ikisi varsa hepsi var diyordu. O ne? Aç-ortay geldi. Bu ne? İkiz kenarlık geldi. İkisi geldi mi? Geldi. İkisi gelirse? Hepsi gelecek demiştik. Yüksekliği ve kenar ortayı sen getireceksin. Aynı çubuğun üzerinde yükseklik olmalı ve aynı çubuk geldiğinde kenarı iki eşit parçaya bölmeli. Bunları bu şekilde göstermelisin. Üçgenleri iki eşit parçaya ayırdın. Geldin yan tarafa koydun. 90 burada, 90 burada. Buradaki DC uzunluğunu buraya almışlar. Diğerini buraya getirmişler. İkiz kenarlıklarını buraya vermişler. Her şey tamam. Tepedeki açı eşitliği de nereye gelmiş? Buraya gelmiş. Diyor ki bana BC'si 4 kök 5. O zaman al sana 2 kök 5, 2 kök 5. Bir tane daha mı? Evet iki tane eşitlik varmış. Adana Denizli arası. AD arası da 4 kök 5 olacakmış. Al sana 4 kök 5. Bir pisagor yapalım. 2 kök 5'in karesi 20. 4 kök 5'in karesi 80. 80 20 daha 100. 100 neyin karesi? 10 sayısının. Buraya 10 geldi. Tamam ben bu 10 sayısını başka türlü de yazabilir miydim? Hatırlıyor musun? Bak şöyle bir şey vardı. 2 kök 5, 4 kök 5. Kaç katı? 2 katı. E şimdi 2 kök 5 ile 4 kök 5 birbirine dik olan iki kenar. Birbirine dik olan iki kenar. Böyle olduğunda küçük olanını kök 5 ile çarpınca hipotenüse geçebiliyorduk. 2 kök 5'i tut. Kök 5 ile çarp. Hop 10 geldi. Kök 5 kök 5 5 kere 2 10. Bu şekilde de söyleyebiliyorduk. Hatırlatayım Öğren bunu. Bak hep hatırlatıyoruz yani burada. Bütün sorularda hatırlattık neredeyse. Geldin 2 kök 5'ini koydun. 4 kök 5'ini yazdın. Hipotenüs bulmuştun. Burası 10 gelmişti. Şimdi buranın 10 olduğunu değerlendirmeliyiz ama ne istiyordu? DD Gel önce DD çekelim. Ha, ikiz kenar üçgen mi varmış burada? İkiz kenar üçgenin açısı iki eşit parçaya mı ayrılmış? Hmm. bir yakide burada mı varmış? Bakayım öyle galiba. Ben bir açı ortayım. Ben bir ikiz kenar üçgenim. İkisi var diğer ikisi gelsin. Yükseklik gelir kenar ortay gelir. Her şey çok güzel güzel gidiyor. DD üst arasını istediği için şu x bu da x olursa bana 2x'i soruyor. 2x nedir diyor. Ben buranın 10 olduğunu biliyordum az evvel. Bu saatten sonra harika bir yere çıkacağız. Harika bir yere çıkacağız. Bu üçgenin alanından gitmeyi öneriyorum. Hocam dikten dik yapalım. Dikten dik öklit yapalım. Öklit yapma. Öklit de sana anlatılan alan eşitliği var ya onu yap. Onu yap. Neydi? Birbirine dik olanların çarpımı. Birbirine dik olanların çarpımı. 4 kök 5 çarpı 2 kök 5 eşittir. Birbirine dik olanların çarpımı. Aynı üçgen için yine x çarpı 10 diyebilirsin. Kök 5 kök 5 5 5 kere 2 10 10 gitti x eşittir 4 4 4 8 sorunun cevabı. Aslında bu yaptığımız şey üçgenin alanını yazmakta değil mi? Şimdi bak taban çarpı yükseklik bölü 2 bu üçgenin alanıdır. Aynı üçgen için taban çarpı yükseklik bölü 2 yine üçgenin alanıdır. Her ikisi de üçgenin alanı olduğu için birbirine eşit olurlar. O yüzden eşitleyebildik. Yani esasında bunda da bölü 2 bunda da bölü 2 var. Üçgenlerin alanlarını eşitlemiş gibi düşün. Ama ben ne yapıyorum? Bölü 2'leri kullanmıyorum. Her ikisinde de olduğu için çarpmalarını birbirine eşitlemiş oluyorum onların. Yani ne diyorum? Bunda mı çarptım? Bunda mı çarptım? Eşit oldu diyorum ama aslında bunlar alandan geliyorum. Bu arada gerçekten kaliteli. Samimiyetimi söylüyorum. Samimiyetimi koyuyorum ortaya. Kaliteli soru. 58 var, 42 var. Toplarsam 100, 100 yapar. Evet, 100 yapar. Ne kalır? 80 kalır geriye. E, üçgenin en büyük açısı 80 çıkmadı mı? 80 en büyükse 80'in karşısındaki A en büyüktür. 80'den sonra 58'in gördüğü B ortancadır. O zaman A kim kaldı geriye? C kaldı. C'den küçüktür. Bana diyor ki kenar uzunlukları birim türünden verilmiştir diyor. Aşağı indiğinde tanımlıyor. Yükseklik HA. N A açı ortay. V A kenar ortay. Ya bunlar zaten evrensel sembollerdir. Ama burada tanıtarak gerçekten iyi yapmış. Şu H A. Şu N A. Bu da V A. Açı ortay. Kenar ortay yükseklik. Bunları söylüyor bize. Artık sorunun çözümüne geçebiliriz. Şimdi neyi bilmem lazım bu soruyu çözmek için? çok net bir bilgi var. Onu söylediğim an soru bizim olacak. Bak geliyor 10 saniyede kapacaksın bilgiyi. Kısacık bir kenar düşün. Bir üçgenin en kısa kenarı buradaki kenar olsun tamam mı? Sence bu kenara yükseklik çekmiş olsaydım ne olurdu? Çok uzun gelmez miydi? Niye? Çünkü kenar kısa olunca, kenar kısa olunca tepe noktasından uzaklaşmış oluyorsun. Böylece buradan inen yükseklikte, buradan inen kenar ortayda buradan inen aç ortayda. Üçü de en uzun olmuş olur. Yani şöyle diyebiliriz. Küçük kenarın büyük yüksekliği olur. Baba baba çok güzel söyledim. Küçük kenarın büyük yüksekliği olur. Tam tersiyle, tam tersiyle büyük kenarında küçük yüksekliği olur. Bunları sorularda kullanabilirsin. Bence hafızaya attın. Bence hiçbir sorun yok. Devam edebiliriz. Hatta şuraya da yazabiliriz. Bir atasözü vardı ya. Ha, büyük dağın büyük derdi olur. Ama bizimki öyle değil. Kenar küçük, yüksekliği büyük. Kenar büyük, yüksekliği küçük. Bizdeki böyle bir durum. Tamam, şimdi o zaman işler bittiğine göre. A kenarı en büyükmüş. O zaman A'dan yükseklik en büyük olur. Pardon, A en büyükse yüksekliği en küçük olacak. Ters olacaktı. A büyük, yüksekliği küçük. Tamam. Ortanca bozmaz zaten. Ortanca hep ortancadır, kalır ortada. Ee, bir de üçüncü madde var. Bir de üç var. A yine burada da en küçük olmuş. Bak, A en küçük, A en küçük. B ortada, B ortada. Buralarda hiçbir sorun yok. Ama bu bizi kandırıyor. Bu olmamış. Bu istediğimiz gibi değil. 1 ve 3 doğrudur cevap C'dir deriz. E yani dikdörtgense bu 20'yi tabii ki yukarıya taşıyabilirsin. Buranın e, 3-4-5'in katı olan 15-20-25, 5 katından burası 15-20-25 üçgenden 15 oldu söylersin. Bu 15'i alırsın, A da buraya verirsin. 4 çıkarsa geriye 11 kalır. Şimdi üçgenlerimiz geniş açılı olduğunda alanlarını nasıl buluyorduk hatırlıyor musun? Ya yani şöyle bir tane geniş açılı üçgen düşün. Ben buranın A olduğunu düşüneyim. Yükseklik çizelim hocam dediğin zaman ben böyle yükseklik çizebilir miyim? Bak gördün mü? Özürlü yüksekliğin oldu. Böyle yükseklik olmaz tabii ki. Yükseklik dediğin dümdüz iner. Delikanlıdır böyle. Jilet gibi yukarıdan aşağıya netiner. E hocam üçgenin içine girmedi ki. Girmezse girmesin. Üçgenin dışında da olsa o bir yüksekliktir. Dik inmiştir. Bir şey değişmez. Bu üçgenin alanını bulmuş olmak için. Şimdi bu sana bunu bunu sana çevirip çevirip tabii ki soracaklar. Bak şimdi ben bu şekilde tuttum bunu. Bu şekilde de sorsaydım görmesi daha zor olacaktı. Şu A benim tabanım olacaktı. Bu üçgenin alanı bulmak için yükseklik olarak burayı kullanacaktım sonuçta. Yan durunca daha zor görünür. Tamam soru bitti bu kadar. Gel buraya taban burası. Açısı geniş. Yükseklik içeriye girmez. İçeriye girerse böyle absürt görünür. Gördün mü? Olmadı. O zaman hocam yükseklik içeriye girmiyor. Nereye gider? Geniş açı, geniş açı, geniş açı. Bak bak daralıyorum, daralıyorum. Hop 90'ı yakaladım gördün mü? Dik burasıdır. 20 birimlik mavi üçgenin yüksekliği 11 birimlikte tabanı vardır. Bu üçgenin alanı 20 çarpı 11 bölü 2'den 110 yapar. Ha Sen dersen ki hocam ben bir adım daha uzatayım. Benim işim sağlıklı olsun. Ben böyle şeylere gelemiyorum. Dersen şöyle de olur. 20 çarpı 4 bölü 2. 20 ile 4'ü çarpsam 80. 2'ye bölsem 40 yapar. 40 yapar. Bu sarı üçgenin alanı 40 oldu. 40 yapar evet. Sonra da büyük üçgenin alanını bulursun. 20 çarpı 15 bölü 2 diye. E i̇çinden de 40'ı çıkarırsın. Yine gelir yani. Ben geniş açıda daha hızlı pratik olsun diye o şekilde söyledim sana. Yani buna ihtiyacımız yok aslında. Soru bu kadar. E hocam paralel mi? E tabii ki paralel. Söylemiş D, E, B, C, paralel katladım demiş. Paralel katlama sorusu bu kitapta bir tane daha denk gelmişti. Orada söylediğimi burada da söylüyorum. Paralel katlandığında köşelerdeki üçgenler ikiz kenardır. At kafaya. Lazım olur ezber değil soru tecrübesi soru tecrübesi karşına çıkarsa yapıştırırsın bak ne diyorduk altın kural katlıyorsa hemen geri aç ya da katlanmış bu şekilde üstünde göstereyim ben o adam katlamış bunu bu şekilde biraz daha güzel katlayabilirdim şöyle olması gerekiyor bence evet A üssü dediği nokta F demiş adına. Ben de F diyeyim bozulmasın tabii ki. Şimdi bak sen bunu katladın buraya getirdin mi? Evet hocam katladım üstüne getirdim. E hocam buradan katladım üstüne getirdim. Tamam tamam buralar. 8 birim burası 12 birim burası sorunun başında iddia ettim. Vaat ettim. Bu üçgenle bu üçgen ikiz kenar olur dedim. Neden olacak? Sebebi olarak ne söyledim? Paralel katlamalarda kenardaki, sağdaki, soldaki üçgenler ikiz kenar olur dedim. Şimdi bakayım öyle mi? Üst üste gelen açılar katlandı, alfa alfa oldular. Bu alfayı paralel dediği için Z'den aşağı indirebildim. Üstteki açıyı da yöndeş açıdan, geometride yöndeş açı diye bir şey var hocam. Aynı oluyorlar. Evet bu alfa buraya iniyor, cuk diye oturuyor. E vaat ettiğim ikiz geldi mi? Geldi. Hem de mis gibi geldi. E o zaman buranın da ikiz olduğunu sen söylemiş oldun. Yani beta beta falan filan. Z kuralı burası da beta. Şuraya da yöndeş beta falan. Söylemiş oldun dedim ama kendim söyledim yine. O da ikiz kenar. Şimdi geliyor. Bomba geliyor. Bomba patlıyor. 1, 2, 3. Evet. Muhteşem üçlü. Muhteşem üçlü. İn aşağıya dümdüz şöyle. Tabii benimki güzel olmamış. Katlamayı iyi yaptığımı sanıyordum ama çok da güzel yapamamışım. Şimdi 3'ünün eşit olması demek muhteşem üçlünün var olması demektir. Bu 90'ı sen söyleyeceksin. Bu tarafta da 1, 2, 3 tabii ki muhteşem üçlü var. Burası da 90 derecedir. Ha, bu muhteşem üçlülerden gelen 90 derece. Yani şu köşeye gelen bu 90 derece benim işimi görür. Bak bir 8 kök 5'imiz var gördün mü? Nereye vermiş onu? Buraya vermiş. 8 kök 5 burasıysa 16 burasıdır. Yapıştır 16'yı korkma. Açıklarım. Yani Pisagor'dan geliyor tabii ki. 16, 8, 8 kök 5 Pisagor'dan geliyor ama şöyle bir şey de var açıklayayım. 8 ile 16 birbirinin iki katı olduğunda dik kenarlar birbirinin iki katı. Bak 30, 90 değil bu. Küçük sayının kök 5 katı hipotenüs uzunluğu oluyordu. 12, 16, 20. Özel üçgenden çat yapıştır. 20. Harika soru. Efsane. Gerçekten çok güzel. Yani Övmeyeyim dedim ama beğendim. Beğendim yalan yok şimdi. de öldür hakkını yeme. Hüseyin Hoca var. E, matematik bölüm başkanı. Sorularımızın e, bir çoğunda hatta hepsinde yani istisnasız hepsinde emeği var. Yani adam yazmış şimdi yalan yok. Kalemini konuşturmuş. Saygı duymak lazım değil mi? Geçtik. Bu soruyu gören öğrenci bence çok şanslı bir öğrenci olsa gerek. Gerçekten ufkunu açacak. Hemen hızlı hızlı getiriyorum soruyu. Şöyle şöyle bir geliyorum dümdüz birleşiyorum. Burada bir tane üçgen var. Gördün mü? 1, 2, 3 tane üçgen var. 1, 2, 3, 4, 5 tane üçgen var. E hocam tek tek sayacak mıyız? Gerek yok. Şimdi şöyle düşün. Birinci üçgenle bir tane üçgenle hemen altındaki satırda üç tane üçgen var. Ekle üstüne artı. Kaç tane üçgen var? 5 tane üçgen var. Ekle üstüne artı. Şimdi tek sayıların toplam kuralı çok basit değil mi? Çok basit. Sadece ikisi için düşün mesela. Sadece 1 ile 3'ü toplasaydım kaç tane tek sayı olduğuna bak. Lütfen beni iyi anla. Bak daldıysan dur. Şu an bana odaklan ve bunu anla. Gerçekten cebine çok güzel bir şey atacaksın şu anda. 1 ve 3 kaç tane tek sayı var burada? 2 tane var. 2 tane tek sayı olduğunda 2'nin karesi 4. Böyleydi değil mi bu? Tamam. Şimdi burada kaç tane tek sayının olduğunu konuşacağız seninle. Sayalım. Eşkenar üçgen değil mi? Burada Burada, burada Hepsi aynı bir tanesinden say. Buradan saymak mantıklı. 1 2 3 11 tane olmuş. Tamam. 11 tane tek sayı var. Kaç tane tek sayı olursa onun karesi o sayıların toplamıdır. Yukarıda ispatladım sana. 1 ile 3'ün üzerinden gösterdim. İnanmıyorsan 1 3 5 içinde kendin dene. Kaç tane tek sayı var? 3 tane. O zaman 3'ün karesinden bunların toplamının 9 olduğunu sen söyleyebilirsin. Ah, geçtim. Matematik kısmıyla artık ilgilenmiyorum. 11'in karesi 121 geldi. Burada minili 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 böyle ufak ufak minik minik bu üçgenlerden 121 tane var. Toplam üçgen adedi 121 tane. Hoca 121 tane üçgeni saymadan buldu. Ben bu zamana kadar sayardım diyor olabilirsin. Ama ben sana anlatmak için burada uğraştım. Bütün ıkınmalarımın gayretimin nedeni sana anlatmak. Yani yoksa ben burada 11'in karesi 121 deyip 5 saniyede çıkardım bu işin içinden. Devam ediyorum buradan sonrası için. Kırmızılar, pembeler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bıdı bıdı buradan. 28 tane. Yanlış saydım mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 12, 18. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Doğru saymışım. 28 tane üçgen varmış. 28 tanesini çıkarırsan 90 11'den 8 çıktı ne kaldı? 3 kaldı. 93 tane. Şimdi bunlar pembe üçgenler. Ben tamamından pembeleri çıkarırsam mavileri bulurum elbette. 93 tane mavi var. 279 olan mavi bölgelerin alan toplamını 93 tane mavi olduğu için 93'e bölersem her birinin alanı 3 birim çıkar. Üç birim kare alan ya da santimetre kare demiş. Bozmayalım. Santimetre kare alan. Üçgenlerden bir tanesinin alanı bu. Bir üçgen. Hmm, tamam. Ne diyor? Kırmızıların alanlarını istiyorum diyor. Kırmızıları biz saymadık mı seninle zaten? 28 tane değil miydi? Pembe demişim ama ne pembesi ya. Bunlar kırmızıymış. Neyse. Haklı olabilirim ama olsun. Kırmızı demiş. Ben de kırmızı demek istiyorum. Kırmızı tanesi 3 ise 28 tane varsa... 28 çarpı 3 84 getirecek cevabını bak gerçekten 10 numaraydı. Vallahi billahi 10 numaraydı. Böyle bir soru yok. Yamulmuşsundur eminim. Yani ilk defa karşılaştığın anda yamulma, yamulma olmuyorsa zaten çok enteresan bir durum. Bu soruyla ilk karşılaşan birinin yamulması lazım. Çok normal yani bu. Neyse ben daha fazla konuşmayayım. Yeterli.